Sevgili dostlar, bugün ilginç bir konudan bahsedeceğim size. Değişik bir konudan söz etmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta başında daha doğrusu bir haber çıktı. Duydunuz mu bilmiyorum. Apple yakın bir gelecekte iCloud üzerinden çocuk şeyle ilgili görüntüleri takip edeceğini, tarayacağını açıkladı. Gördünüz mü? Duydunuz mu bu olayı? Galeri tarama mevzusuna gireceğini falan söyledi. Bununla beraber şöyle bir açıklama daha yaptı. Dedi ki ebeveynler isterlerse iMessage üzerinden çocuklarına gönderilen uygunsuz fotoğrafları da tarattırabilecekler ve kendilerine bununla ilgili haber gelecek falan diye. İnsanlar bu özellikle ilk söylediğim iCloud'daki tarama mevzusundan ulan bizim resimlerimiz de mi taranır? Ulan böyle iş mi olur? Ya başka şeyleri tararlarsa bilmem ne, başka fotoğrafları da görecek mi? Zeki Müren de bizi görecek mi falan filan diye bir ortalık ayağa kalktı. Şimdi kalktı da haklılar mı, haksızlar mı? Onu bir konuşalım. Çünkü mevzu enteresan. Şimdi çok farklı bir yöntemini anlatacağım size. Öyle bir yere gidiyor ki konu, ulan diyeceksiniz yani nasıl yani falan şeklinde. Şimdi abi önce şeye gelelim, iMessage mevzusuna. Yani bu ebeveyn kontrolü kisvesi altında telefondan yapılabilecek işlemler arasında yer alan bu yapı bence son derece mantıklı. Buna okeyim. Resmin taranması, engellenmesi, uygunsuz fotoğrafın yakalanması, durdurulması bilmem nesi. Tamam, bunu zaten ebeveyn istiyorsa açıyor, istemezse de açmıyor. Zaten burada bir problem yok. Gelelim işin öbür tarafına. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Apple dedi ki ben dedi fotoğrafların bilinen hashlerini arayacağım. iCloud'daki repositorilerin içerisinde, iCloud'da tuttuğunuz fotoğraflar içerisinde hash arayacağım dedi. Şimdi bunun çalışma mantığını biliyor musunuz arkadaşlar? Hash hadisesini. Dosyaların hashini çıkartmak nasıl oluyor? Biliyor musunuz onu? Şöyle bir mevzu var arkadaşlar. Dosyaların uzantısı, büyüklüğü, ismi, işte metadatasından oluşan bir hash çıkartılıyor. MD5 mesela örnek veriyorum. Hash çıkartılıyor. Böyle bir değer. Dosya mesela 5 MB. Video mesela 100 MB. Bu dosyanın zararlı olup olmadığının analizi için dosyanın adı değişebilir, bilmem nesi değişebilir ama bir takım karakteristikleri değişmez değil mi? Bu mantığı en güzel kullanan teknoloji aslında antivirüslerdi. Antivirüsler geçmişte, daha doğrusu çok önceden şöyle çalışırlardı. Giderlerdi bir tane şey koyardınız abi. Virüs definition file vardı. Virüs tanımlama dosyası. Virüsün hareketlerine bakardı bilgisayar içerisindeki. O hareketlerin aynısını imite eden yazılımları bulduğunda bu virüs derdi durdururdu. Baktılar bugünkü zararlı yazılımlar ve bunların hareket yapıları o kadar çeşitleniyor, o kadar varyantları, farklılıkları bilmemleri çıkıyor ki bunları böyle behavior analysis şeklinde tanımlamak da bayağı bir vakit ve size alıyor ama genelde enterprise'larda hala kullanıyorlar. Böyle olması durumunda da bayağı bir sıkıntı çıkıyor diye. Bu sefer dediler ki biz zararlıların hepsinin özel metadatalarını, meta verilerini çıkartalım. Bunların hash'ini alalım. Bu hash'leri de alalım, bulutta tutalım bir veri tabanında. Sonra bizim antivirüs uygulamalarımızın tamamı gitsinler bunlardan karşılaştırsınlar. Böylece bizim antivirüsümüz diskteki dosyaların bir meta verisinin hash'ini çıkarsın. Bu hash ile cloud'daki hash karşılaştığında match ederse aha bu virüslü. Etmezse virüs yok. Mantığında bu cloud'daki hash de dediler ki mesela bir tek Kaspersky'nin, bir tek Microsoft'unki, bir tek başkasının olmasın. Bir sürü antivirüs firması bir araya gelip gördükleri, yakaladıkları bütün zararlıların hepsinin hash'lerini ortak havuzlara atmaya başladılar. Bunlara da 3. parti intelligence feed deniyor. İstihbarat paylaşımı. 3. parti istihbarat paylaşımı şeklinde bir mantıkta bulutta toparlıyorlar bütün üreticiler. Zaten Microsoft Virus Defender'ı kullandığınız zamanla işte atıyorum Kaspersky'yi kullandığınız zaman arasında örnek veriyorum. Kaspersky'yi kullandığınız zaman da performans ve yetenek kabiliyet açısından çok ufak farkların çıkması artık iyice azalmasının sebebi 13 aşağı 5 yukarı ortak havuzları kullanabilir hale gelmesi antivirüs programlarının. Aynı mantıkta burada da diyor ki Apple iCloud'a attığı fotoğrafların hash'lerini ben uluslararası kabul görmüş işte tanımlanmış güvenlik güçleri tarafından tanımlanmış belirlenmiş olan şeylerde hash'lerde hash database'lerinde taratacağım. Aynısını görürsem haber vereceğim. Peki sevgili kardeşim, buraya kadar bu teknolojiye okey dedik. Sadece bu hash'lerle ilgileneceğim. Başka hiçbir dosyanızla ilgilenmeyeceğim. Aynen. Sadece bu hashlere bakacağım ve bunları tarayacağım. Ha, bunu yapabilmek için de ayrı bir algoritma kullanacağım dedi. Ben dünyada insanların telefonlarında tuttukları verileri taramak için ve bu dosyalara erişebilmek için bayağı yüksek meblağlarda paralar ödeyebilecek hükümetler olduğuna dair ciddi şüphelerim var. Bilmem anlatabildim mi? Şüphe bu. Hemen izlediğiniz YouTube videosunu başından sonuna kadar bakarak izliyorsunuz. Sakın ileriye atlatmıyorsunuz videoyu, tamam mı? Sona kadar izliyorsunuz. Sonunda gidiyorsunuz beğene tıklıyorsunuz. O da yetmiyor, abone oluyorsunuz YouTube videosuna. O da yetmiyor, yorum yazıyorsunuz YouTube videosuna. Böylelikle YouTube'a ekliyorsunuz. Nasıl bir kip? Müthiş değil mi? YouTube Supra!
Bana şunun garantisini nasıl verecek acaba Apple? Sen muhalifsin Tunus'ta, Cezayir'de. Ve bir tane Cezayir hükümet yetkilisinin işe alınacak bir fotoğrafı var senin elinde. Hayvan gibi de güçlü kılıyor seni. iCloud'da duruyor bu fotoğraf. Örnek veriyorum. Bunu paylaştığın herkesin bir anda suçlu durumuna düştüğünü farz edelim. Bak, ben bu hash'i aldım. Apple'ın kullandığı veri tabanının içine koydum. Bütün ülkedeki Apple iCloud rezervlerinde de bunu arattırdım. Bütün muhalifleri bulmadın mı? Ampul gibi. Baba, bunu kim engelleyecek? Apple mı engelleyecek? Apple daha evvelden evet FBI'ya kafa tuttu da NSA'in bir sürü olayları var. Hadi bakayım. Yani hardship the blackboard cash on the table bu durum. Apple farkında bile değil bak. Apple'ın kullandığı bir hash veri tabanı var ya. Gidiyorum o hash veri tabanına. Muhalifle ilgili görüntüyü, hash'ini çıkartıp atıyorum. Sanki çocuk şeyiymiş gibi. Bütün muhalifler kabak gibi ortada bir anda. Herif çünkü herkesi tanıyor. Bitti. Son kısmı bir daha anlatıyorum. Anlaşılmadı. Bir daha basitleştirerek anlatayım. Nerede benim paint'im? Ünlü paint'imize kavuştuk mu yine? Şimdi abi. Burada bir tane dosyamız var. Bu dosyanın bir hash'i var. A, B, C, tıt 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 1, 2, 3. Çünkü dosyanın boyutu bilmem nesi ıvırı zıvırı ve bu kötü bir fotoğraf. Çok kötü bir fotoğraf. Çocuklarla ilgili berbat bir fotoğraf. Nerede duruyor bu? iCloud'da duruyor. Bu da iCloud. Apple'ın bir tane daha database'i var böyle. Arananlar database'i gibi. Orada yazıyor A, B, C, 1, 2, 3. Bu dosyayı şu iCloud içerisindeki telefonlara bir bak diyor. Tara, hangisinde var bu? Bak bakalım nerede var. Bir bak diyor böyle. Bakıyor. Aha diyor, burada buldum diyor. Lan diyor, bu adam çocuklar ile ilgili kötü kötü fotoğraflar tutuyor diyor. Herifin kafasına basıyorlar. Golü yedi. Neden? Çünkü hash'i var. Bu da Interpol'ün hash listesi. Burada bakıyorlar. Karşılaştırıyorlar. Aynısı. O zaman bu adamı tutukluyorlar. Buraya kadar güzel. Şimdi karşılaştırıyorlar. Bu adamı bafiliyorlar. Peki ben bir muhalifim. Muhalif de işte atıyorum devlet görevlilerinden biriyle ilgili bir tane fotoğrafım var benim. Burada duruyor. iCloud'da yine. Yazışmanın ekran görüntüsü. Devlet de, bu da kötü devlet veya işte atıyorum Tunus devleti, Cezayir devleti. Şöyle de şapkası var devletin. Polis devleti bu, böyle bak. Polis devleti gidiyor şu dosyanın hash'i de, ne olsun şu hash? X, Y, Z, 1, 2, 3. Bir şekilde ya Apple üzerinden ya da kendi yöntemleriyle, Pegasus falan gibi yöntemleriyle iCloud'un içinde bu X, Y, Z, 1, 2, 3 dosyasını aratmaya kalkıyor çocuk şeysi yerine. Değiştirerek. Çünkü burada teknoloji var. Bu arama yapabilme teknolojisi Apple'da var artık. Bu X, Y, Z, 1, 2, 3'ü aradığın zaman aha diyorsun muhalif burada. Paylaştığı arkadaşları da bunlar. Topla 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 bunları. Hepsini topla 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 topla. Bir anda gitti. Elasticsearch. Topla 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 bunların hepsini. Hop. Gitti. Ne oldu abi? Adamlar bir anda istedikleri gibi değiştirdiler. Değiştirdikten sonra da iCloud'un içerisinde bu arama teknolojisini manipüle ederek istedikleri dosyayı arattırma şansına sahip oluyorlar. Bu ciddi bir tehdit işte. Bu privacy'nin, yani bizim gizliliğimizin çok ciddi bir problemi. Çok büyük bir tehdit. Abi burada hükümet Apple'ın arama sistemine nasıl erişiyor? Abi şöyle erişiyor. NSA, MNSA bilmem ne daha evvelden bunlara erişmişti. Bu olabilir. Onun dışında hükümet destekli hacking grupları var. Özellikle Çin'de vesaire de var böyle yerler. Kuzey Kore'de falan da var. Bunlar bir şekilde erişebilirler. Onun dışında bu teknolojinin ne olduğunu reverse'leyip aynı şekilde kullanabilen, yani bak şuna geleceğim. Adamlar bu iCloud içerisinde bunların eriştiği nokta var ya. Bunlar iCloud'da aramayı yaparken bir bus kullanıyorlar ya, örnek veriyorum, bir metodoloji, bir connection. Bunlar aynı connection'ı kullanabilirler hackleyerek. Mesela böyle bir şey yapabilirler. Burayı direkt manipüle edebilirler. Mesela iCloud içerisinde aramazlar ama ele geçirdikleri telefonda bu algoritmayı kullanırlar. Bu arama algoritmasını kullanırlar. Anlatabildim mi? Yani böyle bir teknolojinin kullanılabilir, erişilebilir olması zaten problem. Sıkıntı burada. Yani burada açacağı şeyler biraz tehlikeli. O yüzden ya Zero Day'i zaten alırlar. O ayrı konu. Ama onun dışında alabilecekleri bir sürü yer var. Zero Day'un falan da var yani. Alırlar onlar Zero Day'i de. Ona gelmeden evvel adamların bambaşka şeyleri olabilir. O yüzden. Sıkıntı yani. Artık nerede başımıza bela olur, nerede ne olur bilmiyorum. Onu göreceğiz. Ama bu biraz tehlikeli, bir bıçak sırtı bir hareket. Bunu böyle bir paylaşmak istedim sizinle. Bence böyle bir şey, yani çocuklara yönelik kötü fotoğrafların ayıklanması açısından muhteşem bir teknoloji. Kesinlikle iyi ama şey açısından tehlikeli abi. Bambaşka kullanım adamları olabilir. Adamların çocuklarla ilgili içerik olmayan şeyleri değiştirip ondan sonra başka bir şeye döndürmeleri falan olabilir. Bir sürü dert yani. O yüzden biraz sıkıntılı. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi eyvallah. Can kaçar. Abone olun oğlum.